Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı Cem Kazmaz, Rize'de iktidar partisinin alternatifinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Rize'de AKP'nin net alternatifi olarak ortaya çıktı. AKP'yi Allah'ın izniyle biz devireceğiz burada. Çok ciddi bir yükseliş içerisindeyiz. Tüm kamuoyu bunu kabul ediyor. Herkes bunu görüyor. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin çok net bir alternatifi olarak ortaya çıkmış vaziyette. İlçe ilçe seçim çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Kazmaz, Rize'den vekil ya da vekiller çıkartacaklarını söyledi. Biz gerçekçi bir siyasi. Biz oylarımızı çok ciddi oranda arttıracağımızı, vekil ve vekiller çıkaracağımızı düşünüyoruz. Kaç oy alacağımıza Rize halkı karar verecek. Ama böyle bir kandırma, teveccüh var. Böyle bir kandırma. Yani AKP'nin neden söylediklerinin doğru olmadığını şu Rize meydanını gezen herkes görecek. Her taraf Cumhurbaşkanımız. Bu doğru değil. AKP şu anda oy oranının çok altına düşmüş. Bence 2007'deki oyunun bile altına düşmüş vaziyette şu anda. 28 Mayıs bir mesaj verir mi peki? Tabii ki çok ciddi bir mesaj verecek. 28, bakın meydanlar yıkılıyor. Yani ben bugün Zonguldak'tan arkadaşlarla konuştum. İki göz iki çeşme ağlıyorlardı. Meydanlar almıyor artık. Tokat inanılmaz bir miting olmuş. Orada bizim değerli kardeşlerimiz var. Karadeniz Pastanesi. Onların paylaşımlarını gördüm. Her miting meydanı yıkılıyor. Hı hı. Çok ciddi bir teveccüh var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Rize'de aynısı olacak. Zaten telaş o. Kazmaz, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasab'ı da seçim bürolarının mühürlenmesi olayından dolayı eleştirdi. Burada alenen AKP'nin paralel belediyesi iş başındadır. Hiçbirimizi kandırmayalım. Yani şimdi diyorlar ki seviye, ya Allah aşkına ya nereye seviyede nereye düşecek? Cumartesi günü gece saat 10'da bütün kapıları adamın yazıhanesinin içini mühürlemişler. Hepsinin fotoğrafları var, hepsinin belgeleri var. İçini mühürleyen, ya biz yapmadık ya, kim yaptı bunu ya? PKK mı geldi? Saadet Partisi Rize İl Başkanı Hasan Uzun, Milli İttifakı halk tarafından büyük teveccüh gösterildiğini söyledi. Testici ve Kamalak hocamız ittifakın oluşumunu, Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olacak çalışmaları yaklaşık 2-3 ay sürdürdüler. Evet. Özellikle Mustafa Testici Bey çok açık ve net çalışma yaptı. Ve biz de bütün yeter ki ülkemize bir katkımız, menfaatımız, ülkenin gidişatına, sanayileşmesine, açlık sınırının kalkmasına, işsizliğin kalkması için artık ülkemizin dışarıdan borç almasından bıktık. Borçsuz bir ülke olması, kendi sanayisini kendi üretmesi. 20 Mayıs tarihinde Rize Cumhuriyet Meydanı'nda Milli İttifak'ın genel başkanları Mustafa Kamolak ve Mustafa Destici'nin vatandaşlara hitap edeceğini ifade ederek iktidarın açıklayamadığı yağ çay taban fiyatını biz açıklayacağız dedi. Rize'nin tek yetim kaynağı çaydır. Sezonumuz başladı. Çaykur'da 29'unda Nisan'da kampanya açtı. Ama Sayın İmdat Dolu kaç alıyorsun çay? Bilmiyorum. Sayın milletvekilleri kaç alıyorsun çayı? Devlet kaç alıyor? Bilmiyorum. Sayın il başkanım Muhammed kardeşim kaç alıyorsun iktidarın çayı bu anda? Bilmiyor. Sayın Başbakan Davutoğlu o da bilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bilse bari bunu ya. Biri bilsin diyorsunuz. Yani biri bilsin. Ama 20 Haziran'da bu millete çayın taban fiyatını biz açıklayacağız. Sayın Genel Başkanım 20 Mayıs Çarşamba günü Rize Cumhuriyet Meydanı'nda iki genel başkanın ilk defa Rize'de bir ilk yapıyoruz. İki genel başkanın katıldığı bir miting yapılacak. Bu mitingde yaş çay taban fiyatını da açıklayacağız. Destekleme primi de 6 yıldır değişmeyen destekleme primini de biz açıklayacağız. Hasan Uzun seçim çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu. 7'sinde seçim var, 8'inde bizim iktidarımız konuşulsun ve bizim açıklayacağımız prim fiyatlar uygulamaya geçsin. İstemiyor mu millet? İsteyecek inşallah. Yani Cumhurbaşkanı da yapmadı, biz açıklayacağız. Cumhurbaşkanı yapmadı, bari muhalefet yapsın. Zaten bu hükümet bir şey yaptığı zaman yanlış, bütün kabahatleri bize buluyorlar. Ya siz yetiştirdiniz. Ya Allah aşkına biz yetiştirdik de ayrıldı gitti de 14 sene oldu. Hala bize kabahat niye buluyorsunuz? Şimdi biz bu mitingden itibaren bütün bu yapamadıklarını biz açıklayacağız ve inşallah geldik mi de yapacağız onları. Yapamayacağımız hiçbir şey. Türkiye'de geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle stokların azalması ve fındık ihracatının dolar bazında artmasının ardından bazı Avrupalı sanayiciler ürünlerinde fındık yerine bademi tercih ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy,
Son aylarda artan fındık fiyatlarının ihracata yansıdığını söyledi. Yüksek fiyatların etkisiyle sektörde bazı tabii olumsuzluklar da yaşanıyor. Bunlar da çok önemli. Aslında tabii arz talep çalışıyor. Yani bundan şikayet etmek durumunda değiliz. Ancak şu var, tabii fiyatların çok aşırı derecede, özellikle son 1-2 ay içinde aşırı derecede şişmesi bazı sektörlerin tamamen fındıktan çıkmasına neden oldu. Örnek olarak mesela pastacılık sektörü Avrupa'da, bu sektör tamamen bademe kaydı. Gürsoy, artan fındık fiyatlarından süpermarket zincirlerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu zincirlerdeki perakende satışlar çok dramatik bir şekilde düşüyor yurt dışında ve yurt içinde. Bildiğiniz gibi artık marketlerde dökme ürün 70-75 liralara vardı, biliyorsunuz. Tabii bu da biraz tüketimi uzun dönemde olumsuz bir şekilde etkileyecek. Ancak tabii diğer ürünlerle mukayese edildiği zaman fındık halihazırda yüksek seviyede seyrediyor. Ancak diğer ürünler de çok ucuz değil. Kuru yemiş sektöründe ise rekabet söz konusu. Yer fıstığı ucuz. Bunun dışında işte leblebi ucuz. Diğer tabii ucuz olan çekirdek vesaire bizim toplumumuzda aşırı derecede tüketiliyor. Tabii bunlar fındığa rekabet ediyorlar. Ama bu sezon bu şekliyle herhalde kapanacak gibi görünüyor. Yeni sezonun açılmasına 4 ay gibi bir süre kaldı. Geçimini fındıktan sağlayan üreticilerin temennileri fındığın yeniden tercih edilmesinden yana. Rize Belediyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işbirliğiyle şehir içi dolmuş ve minibüs şoförleri için eğitim programı düzenlendi. Program Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halis Demir'in sunumuyla başladı. Arabanızı bir defa biner miydi müşteri? Hayır, sürekli binerler. Sürekli sizden o hizmeti alan sizden ne bekler? Ne ister? Hizmet. Görüyoruz. Hizmet. Sevgi, saygı, aşk. Her şey diyorsunuz da kendinizle. Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap, daha yaşanılabilir bir kent olma noktasında çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Şehrimizde yaşayanların daha yaşanabilir bir kent olma noktasında adımlarımızı atacağız demiştik. Ve geldiğimizden beri bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Bunun yanında bilgilendirme, bilgi paylaşımı, bilginin topluma aktarımı noktasında bu ve benzeri faaliyetleri de toplumumuzda paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Başkan Kasap, Rize'de trafikle ilgili sorunların yaşandığına dikkat çekti. Ulaşımın yoğun bir şekilde olduğu bölgelerde fazla bir alternatifimiz yok. Şehire girişimiz ve çıkışımız bakımından. Özellikle güney çevre yolu ve dağ başına gidecek olan yeni yolumuz ve güney çevre yolu Pelivantaşı'ndan İslampaşa ya da Çitekava ulaşacak olan alternatif yol. Bunlar inşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Rize merkezdeki ulaşım sisteminde alternatif yollar oluşmasını sağlayacaktır. Artvin'de yapılan U19 Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Rize Belediye Spor Rafting takımı yeni bir şampiyonluk için yola çıktı. Rize Belediye Spor Rafting takımı 9 ayrı ülkeden katılımın olacağı Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen milli takım olarak katılıyor. Rize'ye bu başarıyı kazandıran rafting takımını Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap belediye binası önünde uğurladı. Başkan Kasap sporculara Avrupa'da başarılar diledi. Rize Belediye'mizin rafting takımı Türkiye'yi temsilen şimdi Avrupa Şampiyonası'na milli takım olarak katılacaklar. Bosna Hersek'te yapılacak olan milli Avrupa Şampiyonası'nda gençlerimize başarılar diliyorum. Başarılı bir şekilde döneceklerine de inanıyorum. Rize Belediyesi Rafting takım antrenörü İbrahim Sarı, Bosna Hersek'te birincisi yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini söyledi. Daha önceden de bilindiği üzere başarılarımız var. 2013'te dünya birincisi olmuştuk. Geçen sene de arkadaşlarım bazıları milli takımda yer alarak Avrupa ikincisi olmuşlardı.
Şimdiki hedefimiz yine aynı. İlk üçü hedefliyoruz. Nasip olursa, Allah nasip ederse birinciliği hedefliyoruz. Yani eskiden maaşını okutarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Arkadaşlar geçen sene karmaydı ama bu sene Allah'a şükür Rize Belediyespor rahatlık takımı full kadro milli takımı temsilen Avrupa'da temsil edeceğiz. Rize'de Engeller Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş farkındalık vurgusu yaptı. Engelliler bizim bir parçamız, toplumun bir parçası. Bizimle birlikte hayatı paylaşmak istiyorlar. Bizimle birlikte aynı duyguları yaşamak istiyorlar. Kendilerine farklı gözle bakılmasını istemiyorlar. Biz de sizin bir parçanızız diyorlar. Dolayısıyla bizim toplum olarak bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sosyal devlet vatandaşının bütün problemleriyle, her kademedeki vatandaşıyla, her kesimdeki vatandaşıyla yakın ilgilenen, onların problemlerini çözmeye çalışan devlettir. Güne kadar gerçekten ülkemizde engelli vatandaşlarımızın farkında kimse değildi. Biz engelli vatandaşlarımızı aileleriyle baş başa, anne babalarıyla baş başa bırakmış, onları adeta kendi kaderlerine devlet olarak terk etmiştik. Ama gelinen noktada hamdolsun ülkemizde çok önemli gelişmeler ve değişimler bu konuda yaşanmaktadır. Rize Vali Yardımcısı Mehmet Özer de katılımcılara hitap etti. Olan bazı imkanların kıymetinin anlaşılması hakikaten çok başımıza belki hiç yaklaştıramadığımız ama bir trafik kazasında olabilir ya da herhangi bir şekliyle bizim de bu %12'lik toplumun en özel ve bize yaşama azmi veren en özel kesiminin içerisinde birey olarak yer alabilmemiz, akrabalar olarak yer alabilmemiz ya da bir komşu olarak yer alabilmemiz o kadar mukadder, o kadar yakın, o kadar ihtimal dahilinde. Etkinlikte engelli öğrenciler semazen gösterisi sundu. Akrobasi gösterisi, Barış Manço taklidi ve daha birçok gösteride etkinliğe renk kattı. Kimimiz görmez, biz de engelliyiz, kusurlu değil. Korkmayın bunlardan, hiç kimse ölmez, biz de engelliyiz. Çabuk olalım aşkım. Ben kendimi sanadım. Etkinlik Kına Gecesi gösterimiyle sona erdi. Parti Rize Milletvekili Hasan Karal seçim ziyaretlerini Fındıklı ilçesinde sürdürdü. Fındıklı ilçe merkezinde seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Karal, esnafı ziyaret ederek sorunları ve talepleri yerinde dinleme fırsatı buldu. Fındıklı bizim için çok ayrı ve ayrı bir anlamı olan bir yer. 12 Ekim 2001'de partiyi burada kurduğumuz ilk günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hep bizim arkamızda dimdik durdunuz, omurgalı bir şekilde dimdik durdunuz ve bu Rize'nin bağrından çıkan, Rize'nin dünyaya ikram ettiği bir büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durdunuz. Milletvekili Hasan Karal daha sonra ilçenin Çağlayan köyüne bağlı Gazi ve Taşkesit mahallelerini birbirine bağlayacak olan ve yapımı devam eden köprüyü yerinde inceledi. Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban Hasan Karal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Vekilimiz Hasan Karal'ın
konuyu kendisine ilettiğimizde mağduriyet bizzat gelerek konu yerinde mağduriyeti gördü. Şimdi de bu işte temeller atıldı, inşaat devam ediyor. İnşallah bir ay, iki ay içerisinde yol trafiğe açılacak. Çağlayan Köyü Muhtarı Osman Süleyman Ağoğlu ve köy sakinleri de vekil adayı Karal'a minnettar olduklarını söyledi. Ben emeğe geçenlerin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu köy sadece şu mahalleye ait köy değil. Bu aynı zamanda Beydere bağlantılı da bir köy olacak. 5 senedir bu köprü için uğraştık. Sayın Vekilimiz bize yardımcı oldu, başkanımız, Engin hocamız, siyaset, hep el birliği, köylü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Karal, vadinin turizm açılması için altyapı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Devletimizin bölgemize, köylerimize taşımış olduğu yatırımları bir şekilde yeni inceleme fırsatı buluyoruz. Bu bölgenin inşallah gelecekte kısa vadede bir turizm yatağı olabilmesi, turizm vadisine dönüştürülebilmesi için bütün gücümüze çalışıyoruz. Özellikle Rize'nin, Fındıklı'nın Artvin'le olan bağlantısının en kısa ve en kestirmek güzel yerlerden bir tanesi bu vadi üzerinden gerçekleşecek. Buna yürekten inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca düzenlenen 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Rize'de başladı. Kongreye 28 üniversiteden 220 öğrenci katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Karaman, doktorluk mesleğinin kutsallığına vurgu yaptı. Tıp mesleği herhangi bir meslek değildir. O Allah'ın yarattığı en kutsal ve en üstün varlık olan insana hizmet eden, en zor ve en problemli anında insanın yanında olan bir meslektir. Dolayısıyla da bu mesleği icra eden insanların çok sabırlı, hoşgörülü, merhametli olmaları ve insanı sevmeleri gerekmektedir. Bu öyle bir meslektir ki hatasının telafisi yoktur. Dolayısıyla da sizler kendinizi hem bilgi birikimi anlamında iyi yetiştirmelisiniz, hem de kişiliğinizi çok iyi oluşturmalısınız. Bu da ancak mesleğinize karşı bir sevda ve aşk boyutunda bağlı olmanızla mümkün olur. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Engin Dursun da bu kongrenin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için ilk olduğunu söyledi. Bizim ilk öğrenci kongremiz. Diğer üniversitelerin birden fazla sayıya ulaştı ama bu ilki en zor olanıdır diye düşünüyoruz. Bundan sonra bunun rutine binerek inşallah 5.'si, 10.'sunu da burada hep beraber gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Öğrenci kongreleri genellikle öğrencilerin biz öğretim üyeleriyle beraber bilgi alışverişinde bulundukları, yenilikleri öğrendikleri, tecrübelerimizden faydalandıkları, kendi tecrübelerini aktardıkları çok güzel organizasyonlar. Bu nedenle bu tür organizasyonların birinin Rize'de gerçekleştirilmesinden dolayı son derece mutluyuz. Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 18 Mayıs Pazartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. İdmanda yeşil mavili futbolcular koşunun ardından pas çalışması yaptı. Karaman, antrenman öncesi Deniz Kadah ve Obraniak'la bir süre görüştü. Fındık'ta verim ve kaliteyi artırma projesi kapsamında Türkiye'de ilk defa Trabzon'da kurulan aşılı tek dal sistemli bahçenin bulunduğu Ortahisar ilçesinin Çukurçayır mahallesinde imece toplantısı yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürü Cahit Gülbay projenin devlet tarafından değerlendirmeye alındığını anlattı. Şu an itibariyle 1 dekarlık 40 adet bahçe fidanı diktik. Önümüzdeki süreçte bu fidan teminini enstitümüz, istasyon müdürlüğümüz sağladığı takdirde yeni sökülecek olan vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine yaşlı olan bahçelerimiz, sökülen bahçelerimize bu fidanlarımızdan biz onlara tedarik edeceğiz. Biz öncelikli olarak bu bir deneme amacıdır ve kısa zamanda çok iyi bir teknik ayrıntıları da arkadaşımız Erdal Bey takibini yaparak daha sonraki süreçte inşallah Trabzon'umuzdaki uygun alanlarımıza bu çeşidi artırmaya çalışacağız. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köylü oğlu da bilgi verdi. Esas gayemiz çalışanın emeğinin karşılığını alması. Yani eğer bir insan arazisinde ürettiği üründen daha
daha fazla üretebilme imkanı varsa biz bunu sağlıyoruz onlara. Bizim ülkemizde de insanlar görmedikten sonra hiçbir şeye inanmıyorlar. Yani anlatmayla bize edemiyoruz. Onun için biz 2 yıldan beri başlattığımız fındıkta verim ve kaliteyi artırma projemiz var. Onu uyguluyoruz. Böyle örnek bahçeler yapıyoruz. Bu yaptığımız bahçelerin tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Ticaret borçlası olarak. Daha sonradan insanlar aradaki farkı görüyorlar. Ondan sonra da onlar kendi bahçelerini aynı şekilde getirmeye kalkıyorlar. Türkiye'de aşılı tek dal ağacı şekliyle dikilen ilk bahçe olan Çukurşehir'deki Ekrem Zengin'e ait bahçede incelemeler de yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ilçelerdeki muhtarlarla yaptığı toplantılarını sürdürüyor. Başkan bu kez Maçka muhtarlarıyla buluştu. Gümrükçüoğlu yol, su ve kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Hangi kriterleri yaptık farkın sayın muhtarlar? Gönlünüzün rahat olması için. 1. O ilçenin toplam alanı kaç dönümdür? Kaç kilometre karedir? 2. O ilçenin yol ağı kaç kilometredir? Bütün yol ağı. 3. Nüfusu ne kadardır? 4. Hizmet almışlığı ne kadardır? Dediğim gibi bunlarda 3 aşağı 5 yukarı kalabilir. Ama Maçka ilçemiz bu ilçelerimiz içinde büyük bir alana sahip ve dolayısıyla da büyük bir yol ağına sahip. Başkan Gümrükçüoğlu, Maçka'nın önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekti. Kolay geçim devam etti, söyledi size. Bir turizm vadisi olabilmesini, Sümeleva civarının düzenlenmesini, orada teleferik konusunun, Orman Su İşleri Bakanlığı'yla yürütülenleri yürüttüklerimizi, aynı zamanda konaklama tesisinin yapılmaya çalışılmasını, Kuşlu, Vazelon, o bölgelerin tekrar elden geçirilmesini ve ulaşımlarının daha rahat hale getirilmesini gibi. Ayrıca en büyük dev iş olarak Cami Duvası tarafından Sümeleva'nın yapılmakta olan yolun bu sene sonuna kadar nasip olursa, kısmet olursa tamamlanmasını, büyük turizm yatırımlarına kış ve yayla turizmi olarak açılabilmesini. Yani diyebilirim ki hakikaten sizlerin temsil ettiği bu bölge, bu halk, buradaki mahalleler yükselen yıldız olacak. Yomra Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK destekli fuarda ürünlerini görücüye çıkardı. 33 projenin yer aldığı fuar oldukça ilgi gördü. Fuarın en ilgi çeken projelerinden biri Atmaca isimli bu uçaktı. Şimdi uçağın gövdesini kendimiz yaptık, kendimiz tasarladık. Strafor bir malzeme, hafif bir malzeme olduğu için bunu tercih ettik. İşte uçağın motorunu, hız kontrol devrelerini, alıcı devreleri altta gördüğünüz gibi. İşte bataryası da burada. Bunları kendimiz yerleştiriyoruz. Servolarla beraber kanat yönlerini ayarlıyoruz. Mesela şu öndeki küçük mavi servo işte kanadın uçağın sağ sol dönüşleri için. Arkadaki bu servoysa işte uçağın yükseliş ve alçalışı için. Şu arkadaki küçük kuyruk ise hafif dönüşler için, hafif dönüş ayarları için kullanılıyor. Uçağımızı normalde 300-400 metre falan uçurabiliyoruz. İşte uzaklara gidebiliyoruz. Yomra Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Özcan Özdemir, öğrenciler için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Birçok öğrencimiz projelerini yaparak sene içerisinde yaptıkları çalışmaları burada sergilemiş oldular. Projelerimizde çocuklar derinleştikleri konularda kendilerini en üst düzeyde ifade etme şeklinde burada yaptıkları çalışmalarla beraber bunu ispat ettiler. Ne derece güzel şeyler ortaya koyabileceklerini ortaya koydular. Biz danışman öğretmenler olarak onlara elimizden geldiği kadar destek olduk. Ama beceri noktasında birçok işi yapma noktasında kendilerine fırsat verdik. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir proje sergisi ortaya çıktı. Okul müdürü Ahmet Kadir Kadıoğlu ise bu çalışmanın öğrencilerine katkılarını değerlendirdi. Takriben 150 öğrencimiz yılda proje işleriyle uğraşıyor. Bu onların kendi hayatları için çok yüksek katma değeri olan çalışmalar. Burada bugün 33'ünü sergileyebildik. Çocuklarımız çeşitli sebeplerle çeşitli proje yarışmalarına katılıyorlar. Güzel de dereceler alıyorlar. Adalet Bakanı Kenan İpek, HSYK üyeleriyle Trabzon'a geldi. Trabzon Valisi Abdülcelil Özü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Genel kurul toplantısı yapacağız. Daha önce de Erzurum'da, Ankara'nın dışında HSYK genel kurul toplantısı yapmıştık.
Vali Öz, Bakan Kenan İpek'e ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Meslektaşlarımızla beraber. Bakan İpek daha sonra ziyaret anısına valilik şeref defterini imzaladı. Adalet Bakanı Kenan İpek daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Rizeli olan Bakan İpek, Trabzon'a Adalet Bakanlığı tarafından daha iyi hizmetler sunulabilme temennisinde bulundu. 4.500 tarihi olan bu hem tarihi mirası olan hem eserleri olan hem tabiat güzelliği olan yeşilin mavinin harikulade kadrosu dediğimiz şehir her zaman sizlerin desteklerini gördü. Bolu Spor, PTT 1. Lig 33. haftasında oynayacağı Şanlıurfa Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Reha Erginer yönetiminde gerçekleştirildi. Durum değerlendirmesi yapan Erginer, önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak amaçlarının iyi bir skor almak olduğunu söyledi. Mümkün olduğunca yukarıda bitirmek istiyoruz ligi. 4 haftadır evet mağlup olmuyoruz. Geçen hafta da iyi bir futbol ortaya koyduk, iyi bir skorla ayrıldık. Bu hafta da çok önemli bir maçımız var. Bu maç tabii sadece bizim için önemli değil. Playoff grubundaki birçok takımı ilgilendiren bir maç. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız tabii ki öncelikle iyi futbol oynamak, iyi bir skor almak. Bu iki maçta da alabileceğimiz maksimum puanı alıp sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz tabii ki. Teknik direktör Erginer, takımın kadrosuyla ilgili de değerlendirme yaptı. Bizim bu sene sıfırdan bir takım kurduk. Yani 3 oyuncu dışında bizim geçen sezondan oyuncumuz yok. Yani o 3 oyuncudan da Emre ile İsmail oldukça fazla süre aldı. İlyas biraz daha az. Tamamen yenilenmiş bir kadro yarattık aslında. Tabii ki bu kadroda bizim hedefimiz, yönetimimizle de konuştuk. Hani maksimum ne yapabiliriz? İlk onun içinde yer almak fena gözükmüyordu. Tabii biz sezon içinde iyi futbol ortaya koyduğumuzu genelde düşünüyorum. Zaman zaman da çıtayı yukarılara çektik. Playoff potasının çevrelerinde dolaştık zaman zaman. Tabii bu çıtayı oldukça yukarı çektiğimiz zamanlardan sonra gelen skorlar insanlarda biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Başka düşünceleri olmuş olabilir. Ama bizim genel düşüncemiz böyleydi bu sezon. Bu sezon seneye oynanacak ligin temelini oluşturmak, o takımın temelini oluşturmaktı temel amacımız. Bu amaç doğrultusunda hareket ettik. Tabii ki skor ya da sonuç olarak ya da sıralama olarak değerlendirirseniz tabii o yorumu dışarıya kamuoyuna bırakmak lazım. Ama biz yönetimimizle konuştuğumuz, hedeflediğimiz buydu. Bu hedeflerin de içerisindeyiz. Çok da dışında değiliz. Ligi de dediğim gibi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Sağ ol, üstüne gittim, kalmadım, solun üstüne gittim.